Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Evet, <laughs> bugün e, biraz güzel bir konudan bahsedeceğim. Aslında daha öncesinde sunumlarını izledim, e, yapan arkadaşlarımız da oldu. E, ancak bugün hani aslında genel konumuz şu olacak: e, neden atomi Duteyne? Lüteyinin özelliklerinden bahsedeceğim, temel bilgilerinden bahsedeceğim. İlk önce kendimi tanıtarak başlayayım. Daha sonrasında zaman kaybetmeden hemen sunumumuza geçelim. Ben Esra Yeşilipek, 26 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. 5 senedir optik sektöründe çalışıyorum. 3 tane mağazamız var. Bunlarla ticaret yapıyoruz. Esnafım yani. Atomi ile 3 sene önce tanıştım, Jun sayesinde. 3 ee, senedir de devam ediyorum Sharon Rose Master kariyerindeyim bu şekilde şimdi e, çok fazla vakit geçirmeden hemen sunuma geçmek istiyorum sizleri de çok fazla tutmak istemiyorum şöyle ekran geldiyse eğer bana bir geldi mi Şöyle. Geldiğini varsayıyorum. Şu an görüyorsunuz değil mi? Tamam. Geçiyorum. Şimdi atomi luteinin ee, geçmeden önce ilk önce biraz teorik bilgilerden bahsetmek istiyorum hani gözün yapısından biraz bahsetmek istiyorum burada da kısaca zaten e, şekilde gördüğünüz gibi gözün çeşitli bölümleri var ancak burada hani bilmemiz gereken kısacası iç tabakası iç tabakasında retinamız var orta tabakada koroid iris e, siliyer ve korneamız var dış tabakada da sıklara ve korneamız var. Yani göz anatomisi aslında 3 segmentten oluşuyor, 3 tabakadan oluşuyor. Burada en önemli aslında luteinin işlevini gösterdiği tabakamız iç tabakamız olacak. Yani retina tabakamız olacak. Ee, bunu da zaten ilerleyen slaytlarda bahsetmiş olacağız. Şimdi İlk başta göz hastalıklarından biraz bahsetmek istiyorum ve göz hastalıklarının çeşitlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Göz hastalıklarının nedenleri genellikle bildiğiniz üzere çok fazla ışığa maruz kalmaktan oluşabiliyor. E, göze yabancı cisim kaçması sonucu gelişen göz hasarları, aynı zamanda e, sinüzit, baş ağrısı ya da e, çeşitli e, alerjileriniz varsa bunlardan da kaynaklanabiliyor Gözyaşı kanalı kanallarında tıkanıklık diyabet kalp rahatsızlığı gibi hastalıklar ve e, genetik özellikler Aslında bu genetik özelliklerde göz bozuklukları yani benim alanım olan kısım genellikle e, büyüklerimizin gözlerinde bir bozulma varsa yani göz numarası olarak herhangi bir bozulma varsa bu tamamen genetik olan bir durum Tabii ki de bunu tetikleyen diyabet e, ve e, göz tansiyonu da etkili olabiliyor. Göz hastalıkları çeşitleri e, aslında burada en önemli iki tanesine e, değineceğim. Ancak hani burada kısaca en çok görülenleri de yazmak istedim ben sizinle paylaşmak istedim. Glokom zaten bildiğiniz üzere göz tansiyonu olarak bilinmektedir. E, katarak e, makula dejenerasyonu, sarı nokta, e, renk körlüğü, alerji, konjonktivik ve şaşılık ve benzeri tarzında hastalıklar genelde en çok karşımıza çıkan hastalıklardan bir tanesi olan nedir? Kataraktır. Ee, burada luteinin en etkili olabileceği rahatsızlıklarsa yine ilerleyen sıfatlarda söyleyeceğim. Katarak ve makula dejenerasyonu üzerinde biraz daha fazla durmuş olacağım. Katarak, glokom, diyabet kaynaklı, göz retina hasarı, makula tabakası hasarı gibi birçok hastalık e, hem hayat kalitesini durduruyor hem de hastalığın ilerlemesini görme kaybı için e, risk teşkil ediyor. Sağlıklı bir görme işlemi nasıl oluşuyor? Göz yani gözümüzün içerisinde doğal bir lens var. Bu ışığı topluyor ve beynin işleyebileceği bir görüntü oluşturarak retinaya yani bizim iç tabakamız olan arka tabakaya göndermiş oluyor. E, genetik faktörler bahsettiğimiz gibi. Aşırı ışığa maruz kalmak, bahsettiğimiz gibi ve yetersiz beslenme aslında, ee, sigara içme gibi çevresel bileşenler lensi ve retina'nın merkezi bölümünde yer alan makula tabakasına hasar vermesi ve görme sorunlarına neden olabiliyor. Şimdi burada e şu slayta geçmeden önce kataraktan biraz bahsetmek istiyorum. Katarak aslında halk arasında göze perde inmesi olarak da bilinen bir rahatsızlık. Ee, ne demiştik daha demin? Doğal göz merceğimiz var gözümüzün içerisinde ve bu doğal göz merceği zamanla matlaşıyor. Yüzeyinde matlaşma ve opaklaşma oluyor ve çeşitli lekelenmelerle birlikte saydamlığını yitiriyor. Bu şekilde olduğu zaman da e, aslında bunu nasıl anlıyor hasta? Yakın görmede yani yakına bakarken göz akomodasyon yapar, uyum yapar. Yakına baktığı zaman yani gözün kaslarını içeri doğru çektiği zaman ne yapıyor? Oradaki lekelenmeleri ve puslukları daha fazla algılamaya başlıyor. Ve bunu algıladığı zaman da renklerde solma e, belirtileriyle beraber kendini göstermiş oluyor rahatsızlık. Bunun için de ne yapıyor? Doktora gidiyor. Orada da teşhis katarakt olarak konuluyor. Tabii ki de yakın problemiyle beraber e, ortaya çıkan bir şey ama e, uzağa da ciddi anlamda ilerleyen dönemlerde etkileyebiliyor. E, yaşlanmaya bağlı sebeplerden dolayı yani 60 yaş üzeri ve kişilerde daha çok görülüyor bu rahatsızlık. E, bunun nedeni ise insan gözünün yaşlanma sürecinden en hızlı etkilenen duyu organımız olmasıdır. Yani gözümüz yaşlandığımız zaman en çabuk etkilenen e, duyu organımız olarak geçmektedir. İkincisi aslında e, bu çok önemli bir rahatsızlık e, ve Lutein'i de aslında bu noktada biraz fazla öveceğiz gıda takviyemizi. E, makula dejenerasyonu sarı nokta hastalığı yani yaşa bağlı e, makulanın artık işlevini yitirmesi anlamına gelmektedir. Gözün retina tabakasında net görmeden sorumlu olan makula bölgesindeki reseptör hücreleri yani uyarı hücreleri e, hücrelerinin ilerlemesi sonucu merkezi görmenin Tamamen yitirilmesi ya da belli düzeyde yitirilmesi anlamına gelmektedir. E, Makula bölgesi bahsettiğim gibi e, aslında hangi tabakada Retinan en arka tabakamızda bulunuyor. Gözün en arkasında yer alıyor ve detayları görebilmemizi sağlayan bir bölge. Bu bölgenin yerine getirdiği işlev sayesinde kitap okuyabilme işte e, ipliği ipe geçirme, işte iğne deliğinden geçirme ve daha çok birçok ince ayrıntılı işleri aslında bu sayede yapabiliyoruz biz. Sarı nokta hastalığı olan kişilerde görme alanının merkezinde sinir hücrelerinin ölmesiyle birlikte merkezi görme kaybı başlamaktadır. Merkezde başlayan bu görme kaybı da zamanla ne yapıyor? Kenarlara doğru Genişliyor ve artık karanlık bir nokta e, görürken orada kenarlarda da halka şeklinde bir görüntü oluşmaya başlıyor ve artık yaşam kalitesini o insanın daha ciddi anlamda e, etkileyebilecek düzeye geliyor. Peki bu rahatsızlıklarda biraz kendi alanıma geçeceğim. Göz hastalıklarına gözlük çözüm müdür? Gözlük e, %100 bir etkisi olmamakla beraber bir tedavi yöntemi değildir aslında bize gelen kişiler genellikle şunu soruyor Hani ben bu gözlüğü takarsam göz numaram ilerler mi ya da e, e, göz numaram durur mu ya da geriler mi tarzında şeyler çok fazla soruluyor ya da herhangi bir katarak hastaları mesela katarak hastaları da yine aynı şekilde e, aslında dediğim gibi gözlük bir tedavi yöntemi değil ve e, numarayı ne geriletiyor ne durduruyor ne de ilerlemesi için herhangi bir e, şey işlevi görüyor. Gözlük sadece net görüş sağlayan bir araç aslında ve faydası bunun yanında zararlı ışıklardan korunmak amaçlı yapılan optik camlar. Gelişim çağındaki çocuklarda veya gençlerde gözlük kullanımı önem arz ediyor tabii ki ve göz kusurunun ilerlemesini durdura, durdura, ancak e, seviye değil de göz yorgunluğunu biraz azaltarak aslında buna etkisi olabiliyor e, ancak e, kaçınılmaz bir olaydır ki göz almak istediği her türlü yararlı veya zararlı ışını da alıyor hani biz gözlük takıyoruz tabii ki de şu anda dijital ekran korumalı camlar kullanabiliyoruz ama e, tabii ki de almak istediği yine e, zararlı ışığı her şekilde almaya başlıyor. Bu sebeple ışınlardan korunmak için sadece gözlük bir etken olmayacaktır. Peki neye dikkat edilmeli burada? Aslında tabii ki de beslenmeye dikkat edilmelidir. edilmelidir. göz sağlığı tüketim ve beslenme ile aslında doğrudan ilgilidir. Gözle ilgili problemler yetersiz beslenme ve tüketim sonucunda hızla kendini göstermeye başlıyor. Yani ya Yaşla birlikte görmede azalma işte e, göz kurulu, çok fazla ekrana baktığınızda da aslında gözde bir yanma e, ve kuruluk hissedebiliyorsunuz. Katarak sarı nokta hastalığı ile oluşan makula dejenerasyonu doğru beslenmediğimizde ve gerekli tüketimleri sağlamadığımızda karşımıza çıkacak en önemli problemler aslında. Yani göz sağlığını koruyan süper antioksidan nitelikli besin öğelerinde zenginlik barındıran. Lutein, bugün zaten onu anlatacağım. Lutein görme sağlığınızı, bu problemlere karşı koruması için en sağlıklı içerik. Bu içeriği de zaten Atomi bizler için düşünmüş ve yapmış. Ee, vücutta lutein üretilmez ama hiç bulunmaz da demiyoruz, bulunuyor. Ee, lutein üretilmez, üretilmediği için de bu nedenle luteini biz nereden alıyoruz? Besinlerden sağlıyoruz. Aslında bilinen birkaç tane e, saymam gerekirse ıhıgümeci, kuşkonmaz, havuç, e, Charleston biber, yumurta, <laughs> antep fıstığı gibi birçok besin kaynağında bulunuyor lutein. Ancak vücut için e, yeterli olmayacaktır. Ulusal göz enstitüsü besinlerle yeterli alımın sağlanamaması durumda ne diyor? Gıda takviyesi olarak lütein kullanılmasının göz sağlığını olumlu yönde etkilediğini öne sürmektedir. Yani eğer siz sebze ve meyveleri işte, kuru yemişleri yeterli miktarda içeren bir beslenmeye sahip değilseniz ya da e, sahipseniz bile bu yeterli olmayacağı için lüteini takviye etmeniz Önerilmektedir <laughs> tabii ki de lütein göz sağlığı açısından etkili ancak şundan da ekstra olarak bahsetmek istiyorum bazı çalışmalar <laughs> lüteinin diyabet tedavisinde bilişsel durumun iyileştirilmesinde e, özel e, prostat akciğer ve kolon kanserlerinin önlenmesinde kalp damar sağlığını geliştirmede de yararı e, var e, bunu da görüyoruz. E, söylemişler. Lütein vücudumuzdaki diğer bir antioksidan olan e, glutatyonun geri dönüşümüne yardımcı olduğundan hücre hasarı oluşturan oksidanlara karşı 2-3 kat daha güçlü bir molekül ve bu nedenle de kanser hücrelerinin çoğalma yeteneklerini baskılayabilmektedir. Evet şimdi eee luteine biraz geçmeye başlayalım özellik açısından. Antioksidan özellikte olduğunu söyledik. E, lipoprotein e, yüksek dozlu lipoprotein yani bir diğer adıyla kolesterolü karşı direnç oluşturan bir yapı. Yağda çözünen bir molekül. Sarı ile kahverengi arası bir renge sahip. Yeşil yapraklı ve sarı turuncu sebze ve meyvelerde yüksek miktarda bulunan bir maddedir. E, lutein ve e, zeaxantinden bahsetmek istiyorum aslında. Burada biz e, lutein vücutta üretilmez dedik. Yine aynı şekilde aynı özellikleri barındıran bir molekül daha var. Zeaxantin molekülü. Bunu da neden bahsettiğimi. Slaytın sonlarında zaten anlamış olacağız. E, göz sağlığını bu iki molekül de çok güzel bir şekilde destekliyor. E, yani lutein eşittir zeaksantin diyebiliriz. Aynı özellikleri içeren iki molekülden bahsediyorum. Vücutta üretilmez ancak makulada konsantre miktarda bulundukları için aslında makula pigmentleri olarak bilinmektedirler. Bu iki molekül gözü serbest radikallerden koruyarak ışınlardan koruyarak bu alanda önemli antioksidanlar olarak çalışmaktadır. Retinadaki mavi ışığın %90'ını emer, görme yeteneğini geliştiren özelliktedir. Göz tabakalarına zarar veren serbest radikallerin aktivesini engellemektedir. Zararlı ışınlara etkilerinden gözü korumaktadır. Göz hastalıklarını önleyen yani en, en başta bahsettiğimiz aslında katarak ve ee, sarı nokta hastalığı bunları e, önüne geçerek de görme keskinliğini artırmaktadır. Yani bu iki molekülün takviye edilmesi yaşa bağlı gelişen maküler dejenerasyon yani sarı nokta hastalığı ve katarakta çok çok etkili olduğunu göstermektedir. Evet devam ediyoruz. Lütein dediğim gibi vücudumuzda üretmediği için besinler aracılığıyla almamız gerekiyor. Ee, yaşlanma nedeniyle burayı özellikle büyüttüm çünkü çok önemli. Yaşlanma nedeniyle sarı noktayı oluşturan pigmentlerin azalmasıyla birlikte luteinin yoğunluğu da azalır ne demiştik bir önceki slaytta. Vücutta üretilmez ancak bulunmadığı anlamına da gelmiyor. Yani e, makula pigmentleri, makulanın içerisinde bulunan makula pigmentlerinin içerisinde aslında lütein belli bir miktarda bulunmaktadır. Ancak tabii ki de bu yeterli olmadığı için bizim ne yapmamız lazım besinlerden ve gıda takviyelerinden e, luteinin yoğunluğunu artırarak e, yaşlanma nedeniyle başımıza gelecek ya da şu anki e, zamanda ışınlara karşı e, göz yorgunluğumuzu azaltacak düzeyde kullanımını e, önemli olduğunu belirtelim. Lüteinin özelliğinden bahsedeyim. Atomi lüteinin özelliği. Aslında burada etken maddeler 3. Yani lüteine ek olarak etken e, maddelerimiz kadife çiçeği, ekstresi, çinko ve A vitamini. E, uygun bir ortamda yetiştirilen burada bahsediliyor. Meksika Aztek kadife çiçeği ham madde olarak özünde kullanılmıştır. Burayı da geçtim. Ham maddelerin biraz içeriğine girmek istiyorum. Lüteine yardımcı olan maddelerin içeriğine girmek istiyorum. E, kadife çiçeği özünden zaten bahsettik. Tekrardan bahsedelim. Yaşlanma nedeniyle azalabilen sarı nokta pigment yoğunluğunu koruyup göz sağlığına yardımcı olur. A vitamini. A vitamini karanlıkta görebilmek içindir. Şimdi bizim e, gözümüzde Rod ve koni hücreleri var. Rod ve koni hücreleri aydınlıkta ve karanlıkta görmeyi sağlayan hücrelerdir. Görmemizi sağlayan hücrelerdir. Burada A vitamini aslında rod konis rod e, hücresinde yani rod hücremiz karanlıkta görebilmemizi sağlayan hücre olduğu için A vitamini aslında o hücreyi besler ve A vitamini tüketimi de bu anlamda çok çok etkilidir göz sağlığı için yani burada da e, zaten luteinin içeriğinde de A vitamininin olduğunu görüyoruz. Çinko e, hücre bölünmesi için gerekli olan ve hücreleri destekleyen aslında bir içeriktir. Çinkonun da luteinin içerisinde olduğunu görüyoruz. A vitamininden zaten bahsetmiştim. E, uzun hali rodopsin e, yani opsin protein, rod e, hücrenin kendisi ve protein ile e, birleşerek rodopsini oluşturan bir içerik A vitamini'nin içeriğinde bulunuyor. Hemen kısaca geçerek burada aslında bahsetmek istediğim e, içeriğinin e, 90 kapsül olması. Bir sonraki slaytlarda bunun neden üstüne basa basa söylediğimi zaten e, anlamış olacaksınız. Günde bir kez tek seferde aslında 90 kapsül olması demek 3 aylık bir kullanıma sahip olduğunda burada bize gösteriyor şimdi e, en çok sevdiğim bölüme geldim ben e, en çok sevdiğim bölümde de size e, güzel bir şekilde bir karşılaştırma yapacağız e, bu atomi Lutein Aslında ilk e, giren ürünlerden Türkiye'ye yani 3 sene önce ilk giren ürünlerden gıda takviye ürünlerinden ve 3 senedir satışta atomide e, Aslında e, burada e, bu araştırmayı yaparken de en çok tavsiye edilen takviyeler illaki hastalar da bize yani bize gelen e, göz bozukluğu olan kişiler de doktorlar çünkü seri bir şekilde takviye veriyor o kişilere. E, ancak hani en çok tavsi e, tavsiye edilen takviyelerin burada içerik olarak <laughs> göstermek istedim. Ve bunların da aynı zamanda e, içerikleriyle alakalı bizim atomi lüteinin içeriğini biraz karşılaştırarak neden atomi lüteini bunu anlatmak istiyorum size. Şimdi burada bir sürü... E, madde var ancak e, bizim dikkat etmemiz gereken maddeler lutein, e, zeaxantin, e, omega 3 bazı çünkü gıda takviyelerinin e, gözle alakalı olan gıda takviyelerinin içerisinde omega 3 oluyor <laughs> ve aynı zamanda e, A vitamini bunlardan bazı çinko da aynı şekilde. Şimdi burada... E, Reskava diye bunun 60 kapsül olduğunu bir aklımızda tutalım. Eğer e, tutamayan varsa geriye de döneriz. E, bir sonraki e, makuvis burada da yine şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Biraz burada küçük kalmış ama yine lutein çinkoya ve omega 3'e zeaksantine baksak yeterli. Buraları geçiyorum. Aslında şurada luteinin 10 miligram olduğunu söyleyelim. Burada da lütein yine 10 miligram içerik olarak burada da yine lütein 10 miligram içerik olarak ee, yine aynı zamanda içerisinde çinkonun olduğunu omega 3'ün olduğunu da görüyoruz. Aynı zamanda e, lütein burada da yine 10 miligram olarak gözükmektedir. Lukvit diye bir e, gıda takviyemiz var. Bunda da yine aynı şekilde lüteini bulmaya çalışıyorum 10 miligram yani baktığımız zaman 10 miligram. <laughs> olarak gözükmekte şimdi atomininkine geldim atomininkinde kinde luteinin 14 miligram olduğunu görüyoruz Neden 14 miligram bunu da açıklayacağım aradaki farkı çok gayet net bir şekilde açıklayacağım Çinko'nun 3 miligram olduğunu görüyoruz Öncekilerde Çinko'nun oranı biraz daha yüksek bizimkinde neden az olduğunu da öne süreceğim Eee burayı da bu şekilde geçiyorum şimdi geldim neden atomi lüteini aldığım notlarla ve e, yine geriye dönerek bakarız şimdi bizim ürünümüzün içerisinde şöyle geriye geldim aslında omega 3 yok gördüğünüz üzere ve geçtiğimiz e, slaytlardaki gıda takviyelerinin içerisinde omega 3 vardı e, neden omega 3 yok aslında bunu biraz açıklamak istiyorum <laughs> Omega 3 olmamasının nedeni bildiğiniz üzere Atomi'de gıda takviyesi olarak ayrı bir şekilde zaten Omega 3 bizde var. Bu nedenle aslında bu şekilde bu ürünün içerisinde konulmamış ama konulmamasının herhangi bir eksisi var mı? Ve Omega 3 aslında ne işe yarıyor? Ondan biraz bahsedeyim. Görme kalitesini. Hem de ileriki yaşlarda görme bozukluklarını engelliyor aslında. Balık yağı dediğimiz olay. E, atominin kendi omega 3 takviyesi var. Biz genellikle lüteini önerirken onu da yanında önermiş oluyoruz. Yani ek takviye olarak omega 3'ü de kullanmalarını tavsiye ediyoruz. İkinci olarak e, fark ettiniz mi bilmiyorum. Diğerlerinde zeaksantin var. Yani lüteinin aslında birebir aynısı ama bunu lüteine 10 miligram olarak böldüyse zeaksantine 2 miligram olarak bölmüş bir şekilde. Bizim ürünümüzde zeaksantin yok. Zeaksantin neden yok? Çünkü şöyle bir şey zeaksantin zeaksantinle lütein aynı içerik demiştik ve aynı içerik olduğu için de bizimkiler ne yapmışlar? Zeaksantini koymayıp lüteinin miligramını artırmışlar. Peki miligramı artırdıklarında etkisi ne olmuş? Aslında lutein e, daha segment olarak e, A vitamini, çinko ve kadife özü çiçeğiyle uyumlu bir içerik olduğu için luteini artırdığı zaman ne oluyor? Etken maddeler de etkisini artırmış oluyor ve bu nedenle piyasada e, ki gıda takviyelerinin üzerindeki miligramlara göre çok çok fazla olması bizim ürünümüzü ön plana çıkarmış oluyor. Yani diğerlerinde 10 miligram e, lutein, 2 miligram zeaxantin var ama bizde 14 miligram lutein var. Bu çok önemli e, ve ayırt edilebilir bir özellik diğer gıda takviyelerine göre. Yani bu açığı lütein çok çok iyi bir şekilde kapatıyor ve artı olarak daha fazla kat, e, kapatmış oluyor. E, diğer gıda takviyelerinin içerisinde çinko 10-15 miligram bandında seyrederken bizde sadece yüzde üçlük bir dilim aslında yani e, 3.3 miligram olarak çinko vitaminin emilimini sağlıyor demiştik, sağlayan bir maddedir demiştik. Ancak az miktarda olsa da burada çinkoyu tamamlayan Bizim bir yoğun kadife özü çiçeğimiz var içerik olarak. Yani çinkonun miligram olarak az olmasına çok fazla üzülmememiz lazım. Diğer ürünlerden ekstra olarak bizdeki etken madde çok çok kuvvetli çünkü ee, bu işlevi de aynı zamanda çinkoyla tamamlayarak o emilimi çok güzel bir şekilde ikisi tamamlıyor ve sağlamış oluyor. Ee, piyasadaki ürünlerin bazılarında e, referans değerleri iki kapsül genellikle yani iki kapsül üzerinden genellikle gidiliyor ancak bizde bir kapsül ve aynı zamanda da e, daha demin bahsettiğim gibi şöyle geçecek olursam mesela 30 kapsül 30 kapsül 60 kapsül e, burada da yine 60 kapsül burada gördüğünüz üzere hepsinin kapsülleri Genellikle 3 aylık olanlar var 30 kapsül olanlar ya da 2 aylık olanlar var. Atominin 90 kapsülü var atomi düteyninin e, ve bu 90 kapsülle 3 aylık e, bir süreçte kullanabiliyorsunuz ve 2 kapsül olarak değil de günlük bir kapsülde gerekli olan bütün zaten takviyeyi almış oluyorsunuz. Bu da yine öne çıkaran özelliklerinden bir tanesi. Yani bir ambalajda kısa bir kullanım şeyi sunabiliyor. Zaten luteinin oranından bahsettim. 14 miligram bu da yine öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Önceki gıda takviyelerinin içerisinde A vitamini yok. Şöyle geri gelirsek eğer <laughs> A vitamini yok. Omega 3 var ama A vitamini yok. Bizim ürünümüzü aslında öne çıkaran şeylerden bir tanesi de tamamıyla A vitamini. A vitamini içermesi bu ürünün yani atominin, luteininin piyasadaki ürünlerden çok çok ayıran bir özellik. A vitamini özellikle göz retinasına renk veren pigmentleri destekliyor. Yani ne demiştik? E, Rodopsin hücresini destekliyor ve gece karanlıkta görmeyi sağlayan bir hücre bu da. Bunu desteklediği için aslında çok direksiyon başında e, olan, gece yolculuğu yapan ya da e, gece e, çalışan, çok fazla ışığa maruz kalan kişilere de bu takviyeyi ne yapabiliriz? Rahatlıkla önerebiliriz. Çünkü öne çıkaran bir özellik. E, aynı zamanda kadife çiçeği özünü geleneksel yöntemlerle Yetiştirdiği için e, ve bu şekilde ürettiği için bu ürünün içerisine koyduğu için gıda takviyesinin daha hızlı emilmesine yarayan bir özellik bu da aynı zamanda ürünün etkisini hızlı ve tam sonucuyla beraber almış olacağını göstermiştir bize. Yani aslında neden Atomi'nin sorusuna çok güzel bir şekilde cevap vermiş olduk. Ee, burada bahsettiğim gibi diğerleriyle kıyas yaparak bu aradaki farkı görebiliyoruz. Ee, bu ürünü zaten e, doktorlara e, yine götürüp ürünle alakalı yorumlar, fikirler aldık. Ve bunlar en en başlıca özellikleri daha birçok öne çıkaran özelliği var. Ancak bilmeniz gereken basit ve sistemli bir şekilde bu bu şekilde ee, umarım yararı olmuştur size de ee, kullanırken dikkat edilmesi gereken kısımlara da biraz bahsedeyim ee, fazla kullanımda ter renginiz geçici bir süre sarıya dönebilir yani bu takviyeyi daha önce kullanmayan kişiler e, muhakkak ki her takviye gıda için söylediğimiz gibi Doktor tavsiyesi üzerine muhakkak ki bu şekilde yapın. Çünkü etken maddeler içerisinde çok fazla ve kullandığınız ilaçlar ya da ekstra gıda takviyeleri varsa bu birbirini etkileyecek tarzda gidebiliyor, ilerleyebiliyor. Bu yüzden muhakkak doktor tavsiyesi üzerine şey yapmış olun, kullanmış olun. E, alerjik durumunuz varsa aşırı duyarlılık e, Hani e, gerektiren bir durum alerjik durumlarda Soya ile fıstık alerjisi olan kişiler e, işte hamileler bu kişiler e, dikkat etmesi gerekiyor ve doktor tavsiyesi üzerine alması gerekiyor <laughs> Son kullanma tarihi geçen ürünlerde ne yapıyoruz zaten kullanmıyoruz bu şekilde. Ee, umarım güzel bir sunum olmuştur. Saat çok geç olduğu için aslında çok fazla tutmak istemedim. Ee, anlatmak istediğim şu aslında. E, göz sağlığımız çok çok önemli e, bu işin içerisinde biri olsam dahi e, yani her zaman göz sağlığı bütün hayatımızı etkileyecek düzeyde olan bir şey e, ve bu nedenle e, aslında şu ekrana bakarken bile e, zorlanabiliyoruz bir sürü ışığa maruz kalıyoruz ve bu bir süre sonra yaşımız ilerleyince anlayabiliyoruz bazı şeyleri ancak e, bu bizi etkilediği zaman gerçekten geri dönüşü olmuyor bazı şeylerin. O nedenle e, muhakkak ki e, doktor tavsiyesi üzerine e, bu ürünü kullanabilirsiniz ve e, tavsiye üzerine de biz de zaten tavsiye etmiş bulunduk bu sunumumuzla beraber öne çıkaran özellikleriyle Güzel bir fark yaratmış piyasada güzel bir e, öne çıkmış ürün. Umarım güzel bir şekilde kullanarak yararını görmüş olursunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size e, değerli vaktinizi ayırdığınız için.